Evet sevgili dostlar. Tekrar yeni bir video ile yine baş başayız. Şu an tabii bu videoyu burayı merak edenler için çekiyoruz. Şu an sanırım 1-2 kilometre civarında bir uzun göle mesafemiz kaldı. Trafiği gösterebilirsek kameraman arkadaşım. Trafik oldukça yoğun, arabalar bekliyor. Adeta kaplumbağa düzeyinde ilerliyoruz şu anda. Trafiğimiz böyle. Ben diğer merak edebileceğiniz diğer konulardan bahsetmeye çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla şehir merkezinde kalacak yerde sıkıntı görünmüyor. Her tarafta bunun reklamını, apartını görüyorum. Oteller var, lokantalar falan. Şu daha doğru kamerayı dolduruyorsam görüyorsunuz alabildiğine yeşillik, alabildiğine oksijen anlamına geliyor. Burada bugün adeta oksijene doyacağız, güzellikleri göreceğiz, yaşayacağız inşallah. Öteden buraya kadar gelmenin hazını yaşıyoruz bugün. Bu güzellikleri, bu doğa harikasını görmek için o kadar mesafeyi geldik. Dün de Sümela Manastırı'nda bir takım incelemelerde bulundum. Orada ama tadilat vardı. Tadilattan dolayı tamamen manastırın içini gezemedik. Bakalım burada ne ile karşılaşacağız. Dediğimiz gibi trafik oldukça yoğun. Kaplumbağa düzeyinde ilerliyoruz ve göle geldik. Kameraman arkadaşım şöyle görürsün sizlerle. Hemen sıcağı sıcağına kaynatsın. O dünya cahil, dünya mirası. Böyle girmiş bir noktayız. Tabi dağlar doğrultuda uça giriş. Biz buraları önce sürekli resimlerde gördük. Başkalarından dinledik. Hayalimizde bile yoktu. Doğru söylemek gerekirse yani. Yani hayalimizde bile yoktu. İnsan umutlarını kısa tutmaması gerekiyor. Gidemem yeri, göremem, yapamam, bilemem yerine bir gün giderim, yaparım, yapabilirim. Ben de giderim. Yaparım. Dedikten sonra giderim, dedikten sonra inanırım, dedikten sonra gerçekten kısa bir zaman sonra yaparım dediğimiz şeylerin gerçekten de yapılmış olduğunu göreceksiniz. İnanmak bu adım da öyle. Bugün gideceğimize, göreceğimize inanıyorduk. Bugüne kısmetmiş, geldik. 41 yaşındayım. Yine de benim oğlum mesela bize göre daha şanslı, 14 yaşında. Ben yine de şanslı olduğumuzu düşünüyorum en azından. Böyle bir yaşta
konuda sizlere yardımcı olan şimdilik kalkma gereği duymuyorum. Bayan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Bu yorucu ve zahmetli süreçte bize eşlik etti. Ayrıca teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ediyorum bu güzel günü bize yaşattığın için. Biz teşekkür ederiz. Biz sadece bu yaşamda vesile olmaya çalıştık. Yaşatmak Rabbimin izniyle olan şeyler diyoruz. Ve hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Arabayı bir yere park edeceğimden dolayı videoyu sonlandırmak zorundayım. Hoşçakalın.